Selam dostlarım, arkadaşlarım, büyüklerim, küçüklerim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki yeni modumuz vardı. Türkiye haritasına otogar eklediler. Yolcu taşıyoruz, yükümüzü alıyoruz, yani yolcularımızı alıyoruz. Gidiyoruz derken Çorum'a gelmiştik. Ankara'dan ufak hem bir tanıtım amaçlı çekmiştim. Hem de Çorum'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz demiştim. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden yola geçelim. Şöyle kontağımızı açalım. Aracımızı çalıştıralım. El freni indirelim. İşimizi alacağız. Otogardayız. Perona girmeden bırakmıştık yolcularımızı. Neden öyle oldu bilmiyorum ama inşallah perona yanaşarak alırız. Şöyle bir dönelim. Oo, ters olacak. Neyse, geri geliriz ya. Şöyle yanaşayım da. Allah, onu da fren hassasiyetini bir düşürdüm, bir yükselttim. Biraz karışıklık oluyor. Amasya var, 99 kilometre Yozgat'a var. Gerede, Samsun, Tokat. Tokat olabilir ya. 208 kilometre. Mesafe de güzel. Haydi bu işi alalım. Şöyle geri gelebilir miyiz? Kurtarır mı? Kurtardı bile. Birazcık şuraya yanaşmamız gerekiyor. Az birazcık şöyle genişten alalım. Şöyle dönsek yeter galiba. Arkamızı da vurmayalım. Hoppa. Şöyle yanaşalım ha. Evet. Çorum, Delice, Balışeh, Mecidözü, Turhal, Tokat yolcusu kalmasın. Haydi bakalım. Aracımız kalkıyor. Yine debriyaj. Gaza da basmayı bazen çekiniyorum böyle. Sanki araba çok yakacakmış gibi. Ayağımın altında yumurta varmış gibi. Kardeş sen gelmeden ben bir çıkaydım dedim ama. Ulan çarpacaksın ya. Şöyle bir atlayabilir miyim artık ben? Şimdi atlayabilirim artık. Şuradan şöyle döneceğiz. Umarım durursun. Yolculuğumuz başlasın. Bu arada servisten retarder sesini yeniledim. Yani retarder sesini yenilemek için ne yapıyoruz? Biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Vites değiştiriyoruz. 6 vites retarderlı var ya. Şöyle Travego'nun orijinal retarder sesi geldi. Polis çevirmiş. İlçelerde var mı acaba bu şekilde? Çok merak ediyorum. Bakalım göreceğiz. Eyvah, bayağı da rampaymış be. Neyse, çeker ama sıkıntı olmaz. Sadece şurası biraz keskin. Kırıkkale'den geçiyoruz normalde ama bakalım oyunda geçecek miyiz? Hiç bilmiyorum. Hep beraber deneyimleyip göreceğiz. Yolumuz zaten çok uzun değil. Öyle 110-120 basarak gitmeyeceğim. Şöyle 90-100 gideceğiz. Biraz daha yavaş. Benim biraz daha az konuştuğum inşallah. Gerçi bu işte birazcık çene işi ya, öyle değil mi? YouTuber olmak biraz da çene yapmayı gerektiriyormuş. Bilmiyorum, hiç böyle bir "Aa, bende çene var,
gireyim bu işe dediğim olmadı. Ben zaten bu oyunları oynuyorum. Oynuyordum da. Ama ne yalan söyleyeyim, değişik bir duygu. Ne bileyim, mesela bir şey çıktığında "Aa, bunu oynamalıyım" derken bunun videosunu çekmeliyim oluyor iş ondan sonra. Bir noktadan sonra. Hani bunu size göstermeliyim. Herkes yararlansın. Böyle bir düşünceye giriyorsunuz. Ya tabii herkes de olmayabilir. Kimin de olur, kimin de olmaz bilemem. Ben kendi adıma konuşuyorum ama. Bunu göstermeliyim. İndirmeliler. Onlar da bu zevki yaşamalılar. Bu düşünceye giriyorum. Mesela şu an kayıt alırken tabii ki de anlık izlemiyorsunuz, canlı yayın olmadığı için. Ama siz varmışsınız gibi konuşabiliyorum. Çünkü zaten bunu izleyeceksiniz, biliyorum. Yol ayrıldı ama eski yol mu bu? Bir zile tarafına git çıkan yol vardı. Gerçi o da tam Çorum'un çıkışından ayrılıyordu, doğru. Normalde dönmememiz lazım. Bakalım, göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Şu retarder sesini biraz dinleteyim size. Oh. Amasya'ya geldik bile. Normalde Amasya'dan geçmiyoruz ama. Amasya'ya varmadan yol ayrılıyor. Bak, burada da bir otogar. Fren hassasiyetini bir yüksekte bir düşükte derken ayarını kaçırıyoruz bir süre sonra. İnşallah ikinci şerite geçmezsin dedim, iyi geçmedi. Kardeş sen basıyorsun da o yükten nasıl basabiliyorum bilmiyorum. Biraz kırmızıda atlamış gibi olacağım ama. Gibi mi? Gibisi biraz fazla. Hep geçiyoruz. Biraz da duralım ya. Fren hassasiyeti yine yüksekte. O nedir ya? Niye çarptı bu bana şimdi? Allah Allah. Yarım da tutuyorum. Niye stop ediyor bu ya? Çok hoşuma gidiyor bu detay. Otobüsün hız sınırı 98 miydi? Biz de oraya kadar çıkalım. O bantta gidelim, o ayarda gidelim. Yollar hakikaten böyle ama şu Amasya'ya uğraması kafamı karıştırdı. Amasya'ya girmiyoruz çünkü giderken. Nereden biliyorsun bu kadar diyeceksin çünkü çok gittim. Baba tarafım Tokatlı çünkü. Tokat, Sivas sağa.
Yükümüz de o kadar ağır olmamasına rağmen Retarder Allah'a emanet. Sesi güzel. Eyvallah ama durdurma konusunda gerçek otobüste çekince eğer retarda sıkıntı yoksa otobüsün yapıştırıyor. Yapıştırıyor derken sert fren atmış gibi değil ama bayağı çekiyor yani. Tüh, rampa inişi devam etseydi keşke. Retarder'ı çeke çeke inerdik. Tokat'tan da uzarız şöyle bir Sivas, Kayseri. Tabi otogar olan yerlere iş alacağız. İleriden sola. Ya dönsene işte be yapay zeka. ...17 Çanakkale'li. Bir sonraki seferimiz akşam olabilir. Hava kararırken bırakacağız, yani kararmış olacak. Bir gece yolculuğu şöyle yağmur eşliğinde. Hatta müzik de açarız. Playlistimi yüklemedim daha. Yüklesem Allah. Şu fren hassasiyetini ayarlayacağım. Ha, debriyajı bayağı bir tutmak gerekiyor. Ve Tokat'ın içine girdik. Tokat'taki tüm dostlarımıza da selam gönderiyorum buradan. Ama otogar böyle değil ya Tokat'ta. Girer girmez hiçbir yere sapmadan dümdüz devam ediyorsun. Sağda bir alışveriş merkezi var Nova'da. Orayı da geçince hemen sağa otogara giriş yapıyorsun. Ama şuralar olmuş bakın. Yeşilırmak. Buraya başka bir şey diyorlar da onu söylemeyeyim şimdi. Hakikaten. Aa, şu camiyi çizmişler ama. Ne camisiydi? Ah, unuttum adını ya. Şu camiyi yapmışlar. Bakın bu gerçekte var. Önümüzdeki cami. Şöyle. Ama tabii otogar burada değil. Çarpma. Çarpma. Ya yine perona yanaşmıyoruz. Şuraya çizilmiş. Şöyle gireceğiz. Hoppa. Geçtik yine biraz. Ya. Yükümüzü boşaltalım. Hemen göster. Devam et. Sür diyelim. Kontağımızı kapatalım. Gece yolculuğumuz olacak bir sonraki seferde. Dediğim gibi Tokat'tan alacağız bir yere yükümüzü. Oraya gideceğiz.
Evet, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayanlar için hala abone ol butonuna tıklayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.